arkadaşlar. Bayanlar için çok az takım tanıttığımızı biliyorum. Bu takımda neler var? Schoen'in NXR Flagger diye bir modeli var. Revit'in Tornado 2 full bir takımı var. İçinde pantolonu ve montu var. Dynes'in Quanto Hero adındaki eldiveni var. Bu giysiler hem bahar hem yaz kullanımı için gerçekten çok güzel seçeneklerden bir tanesi. Üstündeki fileli montu görüyorsunuz. Revit'in Tornado 2'si bu bayanlar için yapılmış en iyi montlardan, yani baharlık ve yazlık montlardan en iyisinden bir tanesi. Korumaları özellikle gerçekten çok güzel. Çarptığınız zaman vücut sıcaklığınıza göre duran korumalar, çarptığınız anda bir anda sertleşerek size daha fazla koruma sağlıyor. O zamana kadar korumaların ağırlığını ve böyle yer değiştirmesini ya da sertliğini hissetmiyorsunuz. Çünkü Simflex korumaların böyle bir özelliği var. Buradan hani ilk önce biraz daha kaska gireyim, sonra montun detaylarına gireceğim. NXR Flagger kaskın şöyle özellikleri var. Şurasında bir kilit mekanizması var. Ön tarafında havalandırma kanalları var. Elle idare edilebiliyor. Boynunda double D bir bağlantı var. Üst havalandırma kanalları elle idare ediliyor. Üstünde tekrar bir tane havalandırma kanalı var. Arka tarafında çok güzel bir tane spoiler var. Bunun altında da, spoiler'ın hemen altında da elle idare edilebilen kanalları var. Hava kanalları var. Herhangi bir, tabii NXR'ı tanıyanlar biliyordur. NXR'ın herhangi bir güneş vizörü yok. Ondan sonra Schoen'i bunu kompozit şekilde tasarlarken özellikle hani dış kabuğundan ödün vermemek için herhangi bir güneş vizörü yapmamış içine. Gerçekten hafif bir kask. 1260 gram bir ağırlığa sahip. XS modeli olduğu için, pardon, S modeli olduğu için gerçekten hani S modeller için de iyi bir ağırlık oranına sahip. Ve hani rüzgar tüneli testlerinden de geçmiş, şart testlerinden de geçmiş bir kask. Revit'in diğer özelliklerine geçelim. Ön tarafını hafif açtığımızda içindeki astarını göstereyim şimdi. İçindeki astar kısmı şöyle iki şekilde çıkıyor. Bir lastikli bir kısmı var. Çabuk çıkabilen bir astar kısmına sahip. İç tarafında bir cebi var mı ona bir bakalım. İç tarafında fermuarlı bir cebe sahip. Omuz ve dirsek korumaları biliyorsunuz Simflex korumalardır. Ve gerçekten hani çarptığı zaman size en az zararı verebilecek şekilde yapılmıştır. Kollarında cırt cırtlar var ve bir fermuar mekanizması var içinde. Korumaları gerçekten uzun şekilde hani bileğinize kadar neredeyse koruyabilecek şekilde yapılmış. Dediğim gibi hem yazın hem baharda rahatlıkla her türlü dereceye karşı giyebileceğiniz ve rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mont Tornado 2. Aynı şekilde pantolonunda da Simflex korumalar var. Dizlerinde ki korumalar vurduğunuz anda sertleşiyor. Körük mekanizmaları var. Rahat kullanımınız için yapılmış. Ve ön tarafında pantolonunuzun ön tarafında fileli şeklini görüyorsunuz zaten. Dynes'in bu eldiveni özel yapılmış. Süet bir dokusuya sahip. %80'i neredeyse deri alaşımlı. Eklem yerlerinde özel korumaları var. Yazında sizi terletmeyecek şekilde delikli bir yapıya sahip. Bileğinde de bir tane cırt cırtı var tekrar. Bunda da hani kolaylıkla bileğinize oturmasını sağlayabilirsiniz. Arkasını göstermem gerekirse arkasında da fileli bir yapıya sahip. Aynı zamanda yanında belinize rahat oturması için tokaları var. Bu tokalardan çekerek belinize rahatlıkla oturtabilirsiniz. Parlayan şeritleri görüyorsunuz zaten. Trafikte görünmenizi sağlayacaktır. Kol arkalarında da körük mekanizmasını görebilirsiniz. İster spor motosiklet kullanın, ister enduro kullanın, ister scooter kullanın. Rahatlıkla kullanıma uygun şekilde eğilip kalkabilirsiniz. Belden rahatlıkla kapatılabilmesi için bir fermuar ve şey mekanizması var. Böyle bir cırt cırt mekanizma yapmışlar. Ön tarafında cepleri var. Körük mekanizmalarını zaten söylemiştik. Bir sırt korumasıyla gelmiyor mont. Sizin tekrar almanız gerekiyor. Daytona Speed Gore-Tex modeli. Çift kat Gore-Tex malzemeden oluşmuştur. Ayağınızı çok iyi koruması için yapılmış. Sürtünmeye karşı gerçekten çok dayanıklıdır. Bu ek yerleri de aynı zamanda vites geçirmenizi rahatlatacak, ayağınızın ağrımasını engelleyecek şekilde yapılmıştır. Körük mekanizmalarını zaten şurada görüyorsunuz.
Bu körük makinenin zamanı arkasında da var. Arkasında aynı zamanda parlak bir şeridi var. Sürtünmelere, düşmelere ve kazalarda size full koruma sunacaktır. Arka tarafında topuk koruması var, bilek korumaları var, ön burun korumaları var. Aynı zamanda şu tarafında, şurasında şöyle bir açılan bir cırk cırk mekanizması var. İçinden aynı zamanda fermuarlı şekilde açılıyor. İç tarafını rahatlıkla giyebilmeniz için bir tane daha elastik bir yeri var. Bunu rahatlıkla ayağınızın içine oturtabilirsiniz. Kaymazdır. Petrol ve benzin gördüğü zaman da kolay kolay kaymayacak bir yapıya sahiptir. Kaval kemiğinize kadar koruma sunmaktadır. Gerçekten güzel, dayanıklı bir bottur. Bu Alman malıdır ve %100 el yapımıdır. O da aklınızda olsun arkadaşlar. Disk korumasıyla beraber kullanmanız gerektiğinde hani bu da uzun bir bot nasıl olacak, birbirine nasıl uyumlu durabilecek mi, ikisi birbirini iter mi diye endişeniz olmasın. Çünkü bunun içine rahatlıkla girebilecek şekilde yapılmıştır bu koruma.